Selamünaleyküm ağalar. İyisinizdir inşallah. Videolara sürekli böyle giriş yapıyoruz. Samanı döküyoruz. Tonu 500-550 kağıt. O civarda. Yani yakın olsanız da burada olsanız bedava şu an şu saman. Yani kışın şu an batı doğu tarafında bayağı ucuz. Yakmaya başladılar. Samanları yakıyorlar. Batı tarafta da tonu 1500-2000 TL. 2500 TL. Şimdi diyorsunuz ya neden yakılıyor? Buraya göndersinler. Orada da 5-600 TL. Arabaya biniyor. Ne yapıyor? Ivır zıvır. Adam biraz üstüne kar koyacak. Tonu yine olacak 2 kağıt. Adam da onunla uğraşmak istemiyor. Kim uğraşacak? Presçiyle, nakliyeciyle diyor. Yakıyor. Nanlar güzel oldu mu? Hoşunuza gidiyordur inşallah. Arkadaşlar şu sorular şu şekilde. Bir tane sorular geliyor. Yani ilk başta video izlenirken 360p'de yüklüyor videoyu. Ondan bir 2-3 saat sonra 1080p'ye çıkıyor. Yani cam gibi izleyebiliyorsunuz. Oradan ayarını yapıp cam gibi izleyebilirsiniz videoları. İlk başta 360p olduğu için görüntü kalitesi bozuk geliyor. 2-3 saat sonra videoyu açarsanız cam gibi 1080p'de izleyebilirsiniz. Aynı kendi gözünüzle izler gibi. Videoyu, danları videoyu izleyebilirsiniz. Şu an zaten 4K'da çekim yapıyorum. Kalitesi yüksek. Bizim prenses var. Prenses de size göstereyim bakalım. Hani yavru alma diyordun. Yavru işi rezillik diyordun. Gerçekten de rezillik. Ben bunu gebe olduğunu bile bilmiyordum. Bu inek yaklaşık bende 7 ay 10 gündür yanılmıyorsam var. Herhalde ben buraya geldiğinde de 1-1,5 aylıkta hamileymiş bu inek. Hiç fark etmedim ben. Yani ineğin iyisini bilmiyorum ben. Böyle söyleyeyim ben size. Şimdi buna da veteriner gelecek. Annesine ayrı aşı vuracak. Yorulmasın diye. Yavrusuna ayrı aşı vurulacak. Sen ne yapıyorsun lan orada? Vallahi prenses de prenses ha. Şimdi arkadaşlar kolay doğum oldu. Yavru zaten küçük. 30-35 kilo var mı bilmiyorum da. 25-30 kilo ne var herhalde. Kolay doğum oldu. Hay maşallah. Bak. Bak işte. Şimdi şunu söyleyeyim ben size ilk başta. Gel bakalım gel. Lan her şeyin de küçüğü bir tatlı oluyor ya. Eşek kadar danlara alıştık da. Eşek kadar da. Bak. Lan bu nasıl vuruyor? Eşek kadar danlara alıştık da küçük şey bir başka oluyor ya. Bu herhalde hiç bilmiyorum ağalar. Yani huyunu suyunu hiçbir şeyini bilmiyorum. Huyunu suyunu hiçbir şeyini bilmiyorum. Şimdi neden ne olacak? Hangi aşılar vuracak? Veteriner söyledim gelecek o aşılarını vuracak bunun. Ne gibi bir sıkıntısı oluyor? Genellikle ishal ve enfeksiyona karşı aşılar vuruluyor. Hem annesine hem de yavruya. İkisine beraber. Bilmiyorum ne huyu var ne suyu var. Biraz uzaktan çekim yapayım da. Şimdi ben bundan kolay doğum. İnek çok kolay doğum. Yani ben doğurdum yine. Ben doğurdum demeyin. Ben doğurdum yine. Aşırı kolay oldu. Biliyorsun bak kelle küçük. Kellesi küçük zaten. Çok kolay bir doğum oldu. İşte ha abi. Herkesin başına gelecek şey değil. Kolay doğum.
Kimisi zor doğuruyor, kimisi bayağı uğraşıyor, midesi dönüyor. Bir şeyler oluyor. Onun için ben yine önermiyorum ben bu işi. Ha ben bunun gebe olduğunu bilsem, ha niyeden satmadın? Şimdi ben bir hafta önce öğrendim bunun gebe olduğunu. Hatta biraz sıvına gelmeye başladı. Bir hafta önce öğrendim ben bunun gebe olduğunu. Satardım. Ama inanır mısınız ben hem yavruya hem de anneye kıyamadım. Şimdi ağır bir gebe. Ağır gebe olunca şu sıkıntısı olur. Bunu yüklerken, anneye yüklerken, indirirken, bindirirken yani düşük yapar. Yavru bir zarar görür diye de kıyamadım. Anne de zarar görür, yavru da zarar görür diye. Dedim hele doğursun. Bir 3-5, 1-2 ay bir dursun. Bir bakalım. Bir de bir bağışıklığını kazansın yavru. Yoksa şu ortamda yavru beslenilmez. Çoğu erkek tane biliyorsunuz yavru işini yapanları. Biraz kendine gelsin dedim. Ondan sonra duruma göre bakalım. Anne montofon zaten. Anne zaten bizde. Baba da benim kanaatime göre bir şarule şeyi var. Hanı var bu yavruda. Şaruleye benziyor. Montofon değil. Ya da simenter. Ya şarule ya simenter. İkisinden biri. Kelle küçük zaten. Damızlık olur mu? Olur. Yavru dişi. Sağlık olsun. Bak bu konuda da çoğu şeydi. Abi benimki dişi oldu. Ya keşke erkek olsaydı. 3-4 aylık olunca 12-13 bin TL ediyor. Dişi para kazandırmıyor arkadaşlar. Bu da bir can. Bu da sizin üyeniz. Aynı erkeğe nasıl bakıyorsan dişiye de öyle bakacaksın. Dişi de senindir. Bunun dişisi erkeğe yok. Biraz hastayım. Kusura bakmayın. Tekrardan görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Son kez de şöyle bir çekeyim. Biraz kırgın olmasam videoyu uzun tutacağım yine 15-20 dakika da. Biraz kırgınlık var herhalde. Virüs müyüz neyiz bilmiyorum da. Çok yani bir hafta 10 gündür buğday biçimiyle uğraşıyoruz. Biçercilerden mi kaptık virüsü? Nereden kaptık anlamadık da. Herhalde virüsüz. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İşte söylediğim gibi 10-12 aylık 250-260 kiloluk hayvan alıyoruz. Bunların bakımı bile zor oluyor. Kaldı bu yavrunun bakımı. Onlara yetişene kadar 10 ay sürecek. 10 ay sonra bu yavru ne olacak ne bitecek. O da bir sıkıntı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.